Arkadaşlar herkese merhaba. İnşallah keyifleriniz yerindedir. Önümde bir tane Arix 7 görüyorsunuz. Bu bizim müşterimize sattığımız bir Arix 7. Bir kazadan dolayı veya müşterimiz bir çukura giriyor. Ondan sonra arka jantı kırılıyor. Birazdan onu da göstereceğim size. Ve arka motor kırıldığı için de müşterimiz sanayide çalışıyor. Sanayide çalıştığı için de öyle söyleyeyim size. Birkaç tane kaynakçıya götürüyor. Arka jant alüminyum kaynağı. Alüminyum kaynağı olduğu için de normal kaynak tutmuyor. Ona alüminyum kaynağı yapılması gerekiyor. O da bildiğiniz bu ısıtmalı tüplü, hani fürbüzle ısıtıyorlar ya. O şekilde bir kaynak yapılması lazım. 2-3 tane usta ben yapamam diyor. Sonra bir tanesi diyor ki tamam ben diyor hallederim bunu diyor. Güzel bir işçilik yapmış. İşçilikte herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Ama hani baktığınız zaman skuterlarla alakalı, şimdi benim bir kaynak bilgim yok. Hani bugün bana deseniz ki ya Baykan alüminyum kaynağı yapar mısın? Ben yapamam. Çünkü anlamıyorum. Şimdi ustamızın da anladığı olay alüminyum kaynağı. O da haklı olarak güzel bir şekilde orayı dolduruyor ve alüminyum kaynağını yapıyor. Daha sonra motoru alıp geldiği zaman arkadaşım, müşterimiz takıyor. Gayet güzel bir şekilde dönüyor. Eliyle döndürüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Lastikle güzel oturuyor. Göstereceğim birazdan. Ama skuteri çalıştırdığı zaman arka motorun dönmediğini fark ediyor. Şimdi baktığınız zaman motorun dış yapısıyla alakalı bir problem var. İçeriyle alakalı bir problem yok. Kablomuz sağlam, beyin sağlam, işte sensörler sağlam, her şey okuyor, problem yok. Ama motorumuz çalışmıyor. Şimdi buradaki problemi önce ben size şöyle bir jantı göstereyim. Bakın jantımız burada. Hatta bu tarafta hiçbir şekilde bir sıkıntımız yok. Diğer tarafa geçtiğiniz zaman bakın burada yapılan alüminyum kaynağını görebiliyorsunuz. Şimdi kiminiz diyebilir kötü işçilik. Kiminiz de tamam iyi oluyor. Bana göre yani janta yapılan hani bu tarz kaynağın iyisi kötüsü yok. Özelliğini koruyor mu? Yani yapıyor mu? Yapıyor. Sıkıntı yok. Yani lastik hava tutuyor. İşte güzel bir şekilde geçirmişler. Şu çizgiler gayet güzel. İçeride bu tarz bir şöyle solucan gibi bir kaynak izini görebiliyorsunuz. Yani baktığınızda yani güzel bir işçilik var. Ama ustamız artık bilmediğinden midir yoksa unuttu mu onu bilmiyorum. İçerisinde mıknatıs olduğunu bilmiyor. Şimdi mıknatıs dediğiniz materyal ısıyla bütünleştiği zaman özelliğini kaybeder arkadaşlar. Onu da size nasıl gösterebilirim? Bakın bir tane burada demir bir tornavida aldım elime. Şuraya geliyorum. Bakın tornavida yapışıyor. Zaten bunun içerisinde çok güçlü bir mıknatıs var. O mıknatısın gücü olmasa zaten bu skuter gitmez. Burada skuteri götürenler içerideki bobin ve janta bağlı olan mıknatıs. Bakın güzel bir şekilde tutuyor ama bakın kaynak yapılan yer burası. Buraya geldiğim zaman bakın hop kaynak tutmuyor. Niye? Mıknatıs özelliğini yitirmiş. Şimdi diyebilirsiniz mıknatısları değiştirebiliriz. Olabilir ama bunun için mıknatıs aramanız gerekiyor. Bir daha sökeceksiniz. Bunları bir daha buraya yapıştıracaksınız. Yani mıknatıs bulabilecek misiniz? Aynısı olacak mı? Sonuçta orijinalliğini yitirdiği için maalesef aynısı olmayabilir. Aynı performansı vermeyebilir. Bunun garantisi yok. Burada aslında yapılması gereken ne biliyor musunuz? Çoğu servis de bunu yapar. Buraya bir tane yeni motor takar. Sonra müşteriye teslim eder. Kimseyi suçlayamam. Sakın kimseye şey yazmayın da. Yani önüne gelen değiştiriyor ismi. Yani yapılması gereken aslında budur. Ha, elinde imkan vardır. Şunu da yapabilir. Biz de yaptık zaten. Elinde bir tane jant vardır. Hasarlıdır. İç motoru yanmıştır. Sargısı yanmıştır. Jant vardır. Oradan bulur jantı bir tane takar. Müşteriye teslim eder. Bu da bir seçenek. Ona göre de daha uygun bir şekilde bu skuter servisten çıkartılır. Biz böyle yaptık. Motoru değiştirmedik. Yeni motor takmadık. Yeni motor da takabiliriz. Müşterimiz de diyebilir ya Baykan Bey yeni motor takalım. Haklı. Ama onu yapmadık. Sonuçta her gelen müşteriye zaten aynı hizmeti veriyoruz. Geçen gün çünkü yorumlarda onu da yazmışsınız. Ona çok üzüldüm açık konuşmak gerekirse. İçimizde kesinlikle burada çalışan kimsenin içinde bir kötülük yok. Elimizden ne geliyorsa hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Arkadaşlar buraya gelen müşterilerin %80'i şunu diyor. Abi ben skuterı aldım, videolarını izledim, bilseydim senden alırdım. Bakın arkadaşlar internet sitemizde satışlarımız mevcut. Orada modeller var. Ben orada demek istediğim olay aslında benim kendi müşterime benim hızlı hizmet vermem lazım. Tabii ki biz dışarıdan gelen skuterların da tamirini yapıyoruz. Ama burada müşterimiz demiş ki ben Scooter of Life'dan alıyorum. Ben yarın öbür gün problem yaşadığımda direkt gidip onlarla muhatap oluyorum dediği için ve bunu bilerek bizden scooter aldığı için
O yüzden benim kendi müşterime öncelik vermem lazım. Kusura bakmayın. Gerçekten bu sistem burada böyle ilerliyor. Ha, dışarıdan gelen müşterilerimiz de var. Arayan, telefonla bilgi alan müşterilerimiz de var. Ya sizlerden ricam lütfen WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Tamam, yazın. Ama oradan dönüş alamadığınız zaman kızmayın. Çünkü günde oraya 300 kişi mesaj yazıyor. Gerçekten bir şey için yazan, hani bir bilgi almak için yazan da var. Veya atıyorum benim skuterim arabama sığmadı, nasıl sığdırabilirim diye yazan da var. Yani inanın bunların hepsine cevap versek burada işi gücü bırakır. WhatsApp'tan elimizde telefonla bilgisayarın başında herkese cevap vermek zorunda kalırız. Ararsanız bizi, bize daha çabuk ulaşırsınız. Yani telefonlara daha çabuk dönebiliyoruz. O yüzden ben her zaman söylüyorum. Baktığınız mesajlara dönmüyor muyuz? Instagram'dan yazdık, yazdınız, dönmüyor muyuz? Arayın abi telefonlarımızdan, bize direkt ulaşın. Sorununuz neyse gelin beraber çözelim. Şimdi bunda ne yaptık önümüzdeki RX'i diye? Motor değişimini yapmadık, jant değişimini yaptık. Jantımızı değiştirdik. Hemen jantı da ben burada hemen size göstereyim. Zaten kaynaklı bir janttı. Biz kaynaklı janttan orijinal işlemsiz bir janta çevirdik. Hemen şöyle gazımı da verelim. Bakın. Skuterimiz artık güzel bir şekilde çalışıyor. Montajını yapacağız. Uygun bir şekilde müşterimize teslim edeceğiz. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Bildirim zilini açın. Farklı kampanyalar oluyor. Web sitemizi de kaydedin. scooteroflifetr.com sitesinde kaydedin. Orada farklı kampanyalar oluyor. Onlardan haberdar olursunuz. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Özellikle Instagram'dan çok güzel storyler atıyorum. Gelen tamirleri paylaşıyorum. Orada da bir etkileşim var. Hiçbir zaman unutmayın. YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are, huh. Flying up in a bar, huh. Wish on a star, huh. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Trade, I'm with my strategy. When that's enough, then amateurs have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When that's enough, then amateurs have to leave. Yeah, yeah, yeah. Shoot, 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 shoot. Yeah, yeah, yeah. Shoot, shoot. Yeah, yeah, yeah. Shoot, shoot. Yeah, yeah, shooting shots,
said I'm moving too far. Motorumuzun montajını yaptık. Şimdi sıra en sevdiğim yere test etmeye geldi. Tezgahtan indireceğiz. Bir sokağa çıkartalım, bir kapının önünde bir testini yapalım. Bakalım eskisi gibi arka motorumuz çalışıyor mu? RX 7'ler hakkında biraz bilgi vermem gerekirse arkadaşlar 2000-2000-4000 watt 60 volt 25 amper batarya var içerisinde. Performanslı bir cihaz. İlk gelen seri 80'in üstüne çıkıyordu ama diğer serilerde 3 farklı seri geldi. Son 2 seriyi de maalesef 80'de sınırladılar. Önceki seriler 80'in üzerine çıktığı için maalesef kontrolcü yanması gibi problemlerle karşılaşabiliyorduk. Ama şu anda bu durum gerçekten minimalize edildi ki şu anda artık kontrolcüyle alakalı bir problem yaşamıyoruz. Maksimum hızımız da 80 ve gerçekten çok performanslı, birden hızlanması gayet güzel. Özellikle RX 7'yi ve 8'i seviyorum. Ama sevmediğim yanlarından bir tanesi de ağır olmaları. Özellikle performanslı skuterler kullanıyorsanız arkadaşlar, öyle istediğiniz gibi yok ben eve götüreyim, eve sokayım, hani kaldırayım, indireyim, arabaya atayım, işte bir yere götüreyim gibi bir söz konusu olmuyor. Hani bunları yapmak istiyorsanız büyük Kango, Doblo tarzı veya Vito tarzı araçlarınız olması lazım. Onun haricinde küçük hani binek arabalarla bu tarz büyük cihazları taşımanız o kadar da kolay değil. Ha ne yaparsanız binerek gidersiniz. Hani diğerleri gibi de 50-50 değil, maksimum hızları 80 km hıza kadar çıkıyor. Şimdi bakalım bir dönelim şuradan. Hop.